Ha, ne oldu? Yıkandı, bitti mi bir parti? Hala çalışıyor makine. Allah. Allah Allah. Gece gece ya. Kerim, ne oldu? Polisler gitti mi oğlum? Yok abla, gitmediler de. Delirdi, ben sana söyleyeyim. Bütün dolabı indirdi, durmadan temizliyor. Bütün evi kırklayacak bu gece. Boş ver oğlum, elleme. Böyle rahatlatıyor kendini. Tamam. Basma, siliyorum. Fatma Gül, ne yapıyorsun? Bırak, uğraşma bu kadar. Bir şey yapmıyorum, temizliyorum. Fatma Gül. Kerim, ne olur karışma. Temizlemezsem hiçbir şey elimi süremeyecekmişim gibi geliyor. Tamam, bırak. Bırakalım her şeyi, yine babamın evine gidelim. Kaçalım yani onlarla. Fatma Gül, sen ne kadar silersen sil, onların bıraktığı izler silinmeyecek. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden hırpalama kendini. Sen mi söylüyorsun bunu bana? Şimdi de sen mi vazgeçiyorsun? Hadi vazgeçmiyorum. Ne yapacağımı söyle. Onları nasıl cezalandıracağımı söyle. Sen vermeyeceksin tabii ki cezalarını. Bugüne kadar her şeyi kılıfına uydurdular. Hep onlar kazandı. Hayır. Hep onlar konuştu, ben sustum. Hep onlar üstümüze geldi, ben durduruldum. Elimi kolumu bağladılar Fatma Gül, beni çaresiz bıraktılar. Kerim tamam, sakin ol. Hep sen değil miydin bana vazgeçmememi söyleyen? Mücadeleme devam etmemi söyleyen sen değil miydin? Şimdi sen mi teslim olmak istiyorsun? Bana bak. Sen böyle yaparsan ben nasıl devam edeceğim savaşmaya? Tamam, sabrın kalmadı, sen de yoruldun. Ama hiçbiriniz benden daha yorgun değilsiniz. Hiçbirinizin yükü benden daha ağır değil, bunu unutma. Tamam, bazen ben de isyan ediyorum ama taşıyorum sonuçta. Ama bir gün tamamen hafifleyeceğim, o günün geleceğini biliyorum. Onun için sabrediyorum. Umut hep var Kerim. Ben umut etmeye devam ediyorum. O gün gelecek, biliyorum. İzleri tamamen sileceğimiz gün gelecek. Ne olur öfkeye yanlış kararlar verme. Ne kadar yorulursan yorul. Benim için, bizim için umut etmeye devam et. Biz neleri aştık da geldik bugüne. Bunu da aşacağız, göreceksin. Başlangıçta çok kötü hissettim kendimi. Etrafımdaki her şey kirliymiş gibi geldi bana. Elimin değdiği, gözümün gördüğü her şey pismiş gibi hissettim. Kerim'in dediği gibi yine kirli elleriyle dokundular hayatıma. Hayatımıza. Savcılık tabii ki şikayetimizi değerlendirdi. De. İnkar etti tabii. Evet, aradım. Aradığım doğru. İnkar etmiyorum ama rahatsız etmek için aramadım. Yani ben her şeye rağmen Rahmi Ketenci'den olan şikayetimden bile vazgeçtim. İyi niyetimi gösterebilmek için. Hiçbir şey söylemedim ki telefonda. Yani hayatlarına mutlu mutlu devam ederler de belki artık bizimle uğraşmaktan vazgeçerler diye iyi temennilerimi dile getirdim. Yani tehdit değil, rahatsız etmek değil. Yani ama onlar bunu böyle anlıyorlarsa tabii benim yapabileceğim bir şey yok. Keşke telefonları dinleniyor olsaydı da telefonlarına söylediğim çıksaydı ortaya. Ben de hasta hasta buralara kadar gelip ifade vermek zorunda kalmamış olurdum. Karşı karşıya gelmedik orada hiç. Karşılaştırmadılar özellikle. Görmedim çirkin yüzlerini bu sefer. Evimize, odama kadar girdiğini de ispat edemedik.
Yine elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti. İnsanın evinde bile kendini güvende hissetmemesi çok kötü bir duyguymuş. Meğer ne kadar savunmasızmışım da haberim yokmuş dedim kendi kendime. Bunu bilmek daha da çok korkuttu beni. Ama uzun sürmedi bu. Geçti. Yani attım üstünden. Onların yapmak istedikleri bu çünkü. Beni korkutmak, kaçırmak. Kaçmak istemiyoruz ki biz. Sapasağlam durmak istiyoruz karşılarında. Evdeki bütün kilitler değişti. Çoğalttı Kerim hepsini. Güvenlik kamerası bile kuruldu. Herkesin benim için böyle seferber olması hoşuma gitmiyor aslında. Bir sürü iş çıktı. Yorgunluk, telaş, bir sürü masraf. Hepsinin benim için yapıldığını düşünmek huzursuz ediyor beni. Evde ne önlem alındıysa aynısı gün mutfağında da yapıldı. Sırf ben rahat edeyim diye. Biraz suçluluk duygusuna kapıldığını hissediyorum ben. Yok, suçluluk değil. Niye suçlayayım ki kendimi? Sadece huzursuzum. Rahatsız oluyorum biraz bu durumdan. Mesela Kerim yeni işe başlayacaktı, gidemedi benim yüzümden. Bütün bu olanlardan sonra seni nasıl yalnız bırakırım? Koruma isteğimize henüz bir cevap gelmedi. Senin güvende olduğuna inanmadan seni yalnız bırakamam. Ama ben işime gidebiliyorum, sen gidemiyorsun. Sana engel oluyormuşum gibi hissediyorum bu sefer. Bırakamam. İçim rahat etmez. Zaten Fatma Gül'ün yanında olmaktan da şikayetçi değilim. Senin bir şikayetin var mı? Yok. Aslında işe de yarıyor. Kerim geldiği ilk gün gitti konuştu. 3 tane şirketin yemek işini aldı. Tam da yılbaşı üstü sıkıştık biraz ama altından kalktık. Kadir abiyle beni çalıştırdılar. Kerim. Oğlum aceleye getirme. Bak Kadir Bey ne kadar güzel soruyor. Yaktın beni abi. Artık Kerim'in sardıklarını biz yeriz. Bak şimdi. Nasıl? Hadi hadi oyalanma tamam, daha çok işimiz var. Neyse çok şükür siparişler yetişti. Ama herkes bir koltukta uyuyarak girdi yeni yıla. Abi ne durumda? O hala tedirgin. Pek çıkmıyor evden dışarı. Bebeğinin yanında. Hanımına yardım ediyor. Zaten yengem de o günden sonra onu pek yanından ayırmak istemedi. Murat da çok mutlu. Arkadaşlarıyla arası düzeldi. Hoş geldiniz. Murat'cığım hoş geldin. Gel bakalım, nasılsınız? Sağ olun, sağ olun, iyiyim. Hadi git içeri de arkadaşlarına çikolatandan ikram et. Değil mi öğretmenim? Etsin, çikolatasına ikram etsin. Tabii. Gel Murat'cığım, arkadaşların hepsi seni çok özlediler. Babam da girsin, görsünler babamı. Buyurun. İyi o zaman. Ben de 2 dakika gireyim o zaman. Ama bak çikolatanı sen ikram edeceksin, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Aa, Murat geldi. Murat geldi. Arkadaşınıza hoş geldin deyin çocuklar. Hoş geldin. Murat'ın size bir sürprizi var. Benim değil, babamın. Babam aldı hepsini. Çocuklar. Bir şey değil, bir şey değil. Afiyet olsun herkese, afiyet olsun. Artık okula da itirazsız gidiyor. Abim getirip götürmeye başladı yine. Çok iyi. Bugün ilk kez Özge ile karşılaşacağım. Haberi var mı Özge'nin? Evet. Yani annesi öyle söyledi. En azından bu fikre itiraz etmemiş. Buradan çıkınca oraya gideceğiz. Ben hala bunun çok iyi bir fikir olmadığını söylüyorum. Yardım etmek istiyorum. Bunun neresi kötü? Onunla karşılaşmak sana iyi gelmeyebilir. Ben ondan korkuyorum. Bu kolay olmayacak çünkü. Onda kendi yaranı göreceksin. Kendinden hissedeceksin. Bizim yaramız zaten hiç kapanmadı ki Kerim. Biz zaten hep onun acısını hissetmiyor muyuz? Söz verdim, bir gidelim işte. Belki ona bir faydamız dokunur. Ya da o bize iyi gelir. Öyle değil mi? Yırtılan gelini konusuna gelelim mi? Evet, gelinlik. Yenisi alınacak mı? Tabii. Düğünümüzü ne zaman yapmaya karar verirsek.
Fatma Gül bembeyaz. Tertemiz bir gelinlik giyecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.